Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süreçlerimize bahçemizde yetiştirdiğimiz yeşilliklerimizden vereceğiz. Yine başlayalım. Arkadaşlar, yeşilliğimizi kümesimize getirdiğimiz zaman direkt böyle yere, yani pisliğin içine atmayın, hayvanlar da sağlığı açısından. Hani biz böyle bir şey yaptık, tep. Bu şekilde bunu getirip buraya tam uçları yere değip değmeyecek şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Direkt pisliğe temas etmesin diye. Hayvanlarımız mesela boylara uzandığı kadar bunu yiyecekler. Yarım saat sonra, bir saat sonra biz geleceğiz bunu. Biraz daha aşağıya çözeceğiz buradan. Biraz daha aşağıya indireceğiz. Hani abi işte ben o kadar yarım saat sonra bir daha gelemem, benim vaktim yok falan diyorsanız, hani böyle bu şekilde yan da bağlarsanız, tam böyle yan bağlarsanız hayvanlarınızı hepsini yiyip bitirecektir arkadaşlar. Hani bizim şu an vaktimiz olduğu için bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Öyle ben genel itibariyle size kümesimizi göstereyim arkadaşlar. Böyle bir İsveçlerimizin tüneği var arkadaşlar. Hani biz bunu böyle epey bir yükseğe yaptık arkadaşlar. Normalde böyle alçağı yapmadık. Daha yükseğe yaptık. Hani bunun sebebi de şöyle. İspeçlerimiz akşamdan böyle hepsi zaten bir yerden buraya atlayabiliyorlar. Yerden atlayamayanlar da önce şu foldukların üstüne çıkıp oradan buraya atlıyorlar arkadaşlar. Hani biz niye bunu böyle yaptık? Hayvanlarımız yani buraya atlamadığı zaman, mesela akşamdan geldik ki bir tane tavuğumuz veya orozumuz buraya atlamamış. Hani diyoruz ki bu herhalde rahatsızlandı, hastalandı falan, ona göre ona vitamindir, ilaçtır, takviyelerini veriyoruz arkadaşlar. O şekilde biz bunu böyle yükseğe yaptık. Öyle düşündüğümüz için. Sonra böyle bir folluklarımız var arkadaşlar. İki tane. Bu şu an için bize yeterli arkadaşlar. İki tane folluğumuz var. Folluğumuzu yerden biraz yükseğe kaldırdık arkadaşlar. Hani hayvanlarımız direkt gelip içine girip eşelenmesinler, yumurtaları kırmasınlar falan diye yükseğe kaldırdık. Bu altta iki tane yumurtamız var. Bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Biz folluklarımızda da arkadaşlar böyle hani çamlar olur ya, fıstık çamları. Onların böyle talaşından kullanıyoruz arkadaşlar. Yani size de tavsiye ediyorum kullanmanızı. Niye derseniz hani bunlar bit pire oluşumunu biraz da önlüyorlar arkadaşlar. Geciktiriyorlar, öyle ot gibi saman gibi değiller arkadaşlar. Geciktiriyorlar yani, bit pire oluşmuyor bunlarda. Yani olursa bile hani ot gibi, saman gibi değil. Daha geç sürede oluşuyor arkadaşlar. O yüzden biz bunu böyle bu şekilde yaptık. Böyle burası da kırılmış. Burayı da tamir edeceğiz. Kırılmış burası. Rüzgar, hava rüzgarlıydı akşam. Böyle zaten önceden de böyle çatlamıştı. İyice kopmuş. Burayı da tamir edeceğiz. Böyle yemliklerimiz, yemliğimiz ve sulumuz var arkadaşlar. Biz yemliğimizi ve suluğumuzu direkt yere koymadık. Yerden biraz yükseğe kaldırdık arkadaşlar. Bunun sebebi de hayvanlarımız burada gelip su içerken, yem içerken veya buralarda eşelenirken böyle bu yerdeki pisliklerin kalkıp da bu suluğumuzun içine veya yemliğimizin içine girmemesi için böyle yaptık. Bak buralara mesela eşelenirken talaşları falan artmıştı. Çok değil ama yani yerde olsaydı direkt belki de bu eşelenirken pislik komple bunun içine girecekti. Hayvanlarımız daha erken sürede hasta olacaktı. Şu an böyle 5 litrelik, kaç litre? 3 litrelik suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Şu an burada olduğumuz için, vaktimiz olduğu için hayvanlarımıza daha erken sürede taze su verebilmek için 3 litrelik suyu kullanıyoruz. Bu onlara 2 gün, 3 gün yetiyor. Yani hava çok sıcak olursa 2 gün yetiyor. Şey çok sıcak olmazsa 3 gün falan yetiyor. Yani işte abi ya da kardeşim benim o kadar vaktim yok işte falan diyorsanız 5 litrelik, 10 litrelik veya 20 litrelik suluk koyabilirsiniz siz. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Burada hayvanlarımızın yemini muhafaza ettiğimiz, normalde bu tutkal bidonuydu arkadaşlar. Biz bunu yıkadık, güzel temizledik. Böyle fare falan içine girmesin. Çok şükür kümesimizde fare yok ama bazen küçük böyle ufak farelerden oluyor. Öyle büyük farelerden kurtardık. Yemini muhafaza ettiğimiz bir işte tutkal bidonumuz var. İçinde de yemimiz var. Tek tip yem vermeyin arkadaşlar hayvanlarınıza. Tek tip yem hastalığa davetiye çıkarmak demektir. Hani buğday, mısır, işte fi,
Yani internetten araştırın. Verebileceğiniz yemler var. Ağaç çekirdeği. Bizim tavuklarımız ağaç çekirdeği yemiyor. Ama ağaç çekirdeği verebilirsiniz. Böyle internette satılan mineral taşları var. Ara ara onlardan verebilirsiniz. Biz de ara ara veriyoruz. Yani çok az bir karışım mermer tozu da yapıp verebilirsiniz. Mermer tozu da kalsiyum açısından, yumurtalarının kabuklu olması açısından iyidir. Burada da kuluçkalık yumurtalarımızı muhafaza ettiğimiz bir kabımız var arkadaşlar. Burada muhafaza, kümesimizin içinde muhafaza ediyoruz. Öyle. Bir de şöyle bir kafesimiz var arkadaşlar, kümesimizde. Normalde bu şuraları kapalıydı. Tek gözlü. Biz bununla civciv büyütüyorduk. Sonradan bunu biz üçe böldük. Böyle üç göze böldük. Bunu böyle ismeçlerimiz buraya yaptık. Üç göze böldük. Hatta önlerinde yaptık. Burada hazır. Şu an menteşemiz olmadığı için bunu getirip buraya koyamadık. Bunu abi niye böyle yaptın dediğiniz diye soruyorsanız, mesela şöyle hayvanlarımıza bakıyoruz. Mesela şu tavukla şu horozun, şu horozun birbirine uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan yumurta alıyoruz. Veya bir arkadaşımız dedi ki abi ben sadece şunların kuluçkalık yumurtasını alıyorum. Bunları getirip bu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. 5-6 gün yumurtalarını alıyoruz ama bundan değildir diye yumurtalarını katmıyoruz 5-6 gün. 5-6 gün geçtikten sonraki yumurtalarını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde bunları buraya koyup, işte burada da yem kabımız var. Bunu da bu şekilde bu tarafa koyup, burada da suluğumuz var. Buradan bağlıyoruz arkadaşlar ki hani hayvan buna gelip çarptığı zaman falan devrilmesin diye. Mesela bu diğer gözlerde kapaklarını yaptığımız zaman şu şekilde de kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bu tavuğumuz üzerinde göstereyim. Tavuğumuz diyelim gurk oldu. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarını şu görmüş olduğunuz, bu normalde güvercin yumurtlama kabuğu arkadaşlar. Bu ismeçler de küçük güvercin kadar olduğu için bu buna yeterli geliyor. Yumurtalarını buraya koyarak da hayvanımızı buraya koyup getirip işte burada gurka yatmasını sağlıyoruz. Bunlar bu şekilde. Altını da böyle telle yaptık arkadaşlar. Hani alan çok dar olduğu için hayvanımızın pisliği gelsin buradan yere düşsün. Hayvanımız erken zamanda hastalanmasın. Bırak küçük olduğu için büyük alandaki gibi olmuyor arkadaşlar. Şöyle üstte arkadaşlar kümesimizi temizlediğimiz işte küreğimiz var. Fırçamız var. Havalar soğuk gittiği için normalde buralar teler gibi arkadaşlar. Havalar soğuk ve rüzgarlı gittiği için biz buraya naylon çektik. Hani branda naylon sera örtüsü diyeyim hani. Belki biz naylon diyoruz ama seralarda kullanılan örtülerden çektik. İçeriye çok fazla soğuk ve şeye gelmesin diye arkadaşlar. Yine bu taraf da öyle arkadaşlar. Hatta çok rüzgar olduğu için bazı kenarları falan yırtılmış. Şimdi burası da kırılmış. Bunları tamir edeceğiz. Hayvanlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle onları yeşilliğe doğru süreyim ben. Biz o tarafa geçince bu tarafa geldik. Şöyle biraz da size ismeçlerin genel özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. İsmeçler zaten küçük böyle paçalı, yani güvercin kadar minik hayvanlar arkadaşlar. Genel hani genel özelliklerinden bahsedeceğim. Çok derin şeylere girmeyeceğim. İsmeçler arkadaşlar genel itibariyle 5 tırnak olurlar. Normal tavuklarda 4 tane tırnak olur. Böyle 3 tane önde, bir tane arkada. Bunlarda 5 parmak olur arkadaşlar. Bunda hatta şu yandan da 6 parmak bu. Şöyle 3 tane önde var, 2 tane de arkada var. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle ibikleri gülübük şeklinde olur arkadaşlar. Böyle sakalları olur. Şu alt ibikleri de
Yani yok denecek kadar az olur arkadaşlar. Yani genel itibariyle böyle duruşundan güzel, böyle kuyruğu dik güzel olur. Genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. İskeçlerimiz. Biraz böyle hayvanlarla sizi baş başa bırakayım. Şu tavuğu da şurada unuttuk. Onu da oradan alayım. Yani genel itibariyle kümesimiz bu şekilde arkadaşlar. Siz de hani eksiklerimizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi, abi şunu şöyle yapsaydın ya da kardeşim şunu şöyle yapsaydın daha da iyi olurdu, güzel olurdu gibi yorumlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalımda ilk defa video izliyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.